Sayın Diyon, TÜBİTAK'ın Sayın Genel Başkan Yardımcısı, Ankara İlmi Mali Müşavirler Odası Başkanımız ve çok kıymetli arkadaşlarımız. Konuşmama başlamadan önce hepinize sevgi ve saygılarımı sunmak istiyorum. Bu kürsüde konuşmama başlamadan önce duygusal bir anı paylaşmak istiyorum. Çok sevgili saygılar üstadım, Ünal Aydın üstadımla 1998 yılında genel kurulu arifesinde birlikte liste hazırlığı yaparken bir baktım ki ben 5. yılı doldurmamışım. 2-3 ay eksiğim var. O nedenle liste kalmadı. Sevgili ortam Hasan Zeki Süzen listeye dahil oldu. Üstadım 18 oldu galiba. Üstad artık kısmen yönetim kurulundan emekli oldu. Ben bu çalışmaların içine 18 yıl sonra katılmak isteğiyle harekete geçtim. Bunu öncelikle bir paylaşmak istedim. Şimdi sevgili meclis arkadaşlarım, zaman çok kısa olduğu için ben biraz doğaçlama ortaya karışık konuşacağım. Öncelikle YMN desteğinin başlangıcına bugüne ekonomik 3-5 cümle sarf etmek istiyorum. Biliyorsunuz kanunumuz 89 yılında çıktı, odamız 90'da kuruldu, 2016. Yani 26 ve 27. yılda idrak ediyoruz. Biz neredeyiz? Sayın TÜRMOK Genel Başkanı da bir takım şeyler söyledi. 23. genel benzeri şeyler konuşuyoruz. Biz neredeyiz? Nereden başladık? Nereye? 26-27 yıllık bu süreçte iki tane bana göre direnci noktası yıl var. Bu yılları size hatırlatmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi 1995 yılı mesleğin şahlandığı yıl adeta. Neden? Tam da çıktı çünkü. Benim başladığımda ben 94 yılında başladım yeni müşavirlik mesleğine. Ondan önce kamuda çalışma sürem var. Yani genel kurulların çoğuna bu şekilde katıldım, izledim. Mesleğin nereden nereye geldiğinde içinde bizzat yaşayarak, çalışarak müşahede etmiş bir meslektaşımız. 95 yılı gerçekten mesleğin şahlandığı bir yıldır. Tam tasdikadeyle kamudan ayrılmalar hızlandı ve dışarıda bizim gibi mesleğe yeni başlamış olanlar açıkçası şu an geriye baktığımızda özlediğimiz yıllar işe boğuldu. Müşterilerimiz 98-99 yıllarına kadar adeta tam taksit sözleşmesi yapmak için telefonla bizden randevu rica ederlerdi. Ne zaman uyumuşsunuz diye. Yani bu süreçleri dönemleri yaşadık. Tarihimizi harfiyen uygulardı zaten. Bu yıl maalesef tarih oldu. O süreç ne zaman inişe geçti? 2000-2001 yılında çok iyi hatırlayacak İsrail'deki meslektaşlarımız. Balina operasyonu. Balina operasyonu mesleğimize çok ciddi bir darbe vurdu. Hem iş yönüyle iş aleminde hem de idari yönden çok ciddi itibar kaybı. Bu itibar kaybı 2001 yılından sonraki iş alemi olan ilişkilerimiz, idari olan ilişkilerimizde o dönemlerde çalışmaya başlayan meslektaşlarımız çok iyi anlayacaktır. Fazlasıyla yaşadı. O dönemin kalıntılarını biz hala yaşıyoruz idari olan ilişkilerimizde iş alemiyle yaptığımız sözleşmeler. Başlangıcı 2001'dir. Bu iki yılı unutmayalım. 2016'da neredeyiz? 1994 öncesi de bir takım tasdikler vardı ama kurum kazancıyla KDV ile ilgili tam tasdik aslında mesleğin kazanç şansı oluşturan bir çalışma şekliyle. Bu çok ciddi bir iş pastası mesleğe girişleri de hızlandırdı. Şu an biliyorsunuz Türkiye genelinde 4800 yeni mali müşavir var kayıtlı. Bunun 2400'ü çalışanlar listesinde kayıtlı. 2400'ü de gayri. İzmir odamızdaki bilgileri verdi arkadaşlarımız. İzmir'de de 186 gayri var. 240 civarında da çalışanlar listesinde kayıtlı. Giriş çıkışlar olmak demekte %1'lik değişmiyor bu rakam. Bu gayri üye sayısı neyi gösteriyor size? Demek ki yeterli.
incelemeler yoğunlaştı biliyorsunuz o yıllardan sonra. Özellikle tasdikli olanlara inceleme modası başladı. Ondan önce bu kadar yaygın değildi. 2001'den sonra özellikle tasdik yaptıran ülke devletler üstüne olanca suretiyle idare yüklenmeye başladı. Çünkü hiçbir güven bulamama başlamıştı. İyi ile kötü, sapla saman bir öne karıştığı için bunu idare ayıklama düşüncesiyle o da sonra dağıldı sektöre. O sıkıntıları uzun süre atlatamadı. Hala bu alışkanlık devam ediyor. İş yani maalesef iki şeye dayanabilir. Bizim yaratacağımız güven ve etkinliği, uzmanlık ve fayda sağlamak kime? Devlete ve müşterilerimize. Bunun karşılığında işler görür. Maalesef işlerin sürdürdü. Tam tasdik çalışması biliyorsunuz. Bakanlığın iki dudağı arasında 95'te çıkan o tekliği bakanlık bir cümleyle yeni düzenleme yapana kadar yürürlükten kaldırılmıştır dese ne yapabiliriz? Kaldırıyoruz. Yani yeni müşavirde şu gayri faal olan bölümüne herhalde ciddi bir katılım olur. Böyle bir bıçak sırtında çalışma şekli var. Katma değer vergisi iadeleri de nereden nereye geldi? Hep güven olanından. Şu an yapılan, yürürlükte olan KDV vergisi üzerinde bu güvensizlikten dolayı yeni müşavirlere yaptırılmayan bir dünya iş var. Hatırlarsınız, mahsup KDV iadelerinde bile hiç olmasa yılda bir rapor yazdırdılar yeni müşavirlere, onu kaldırdılar. Biz o dönemlerde 6 ayda bir rapor yazılsın diye terkip ve tavsiye desteklerde bulunurken tamamen kaldırdı. ÖTV'de rapor yazıldığı yıldadır, o gitti. Yani, bakın sayım zararlıyor, iş masası düşürüyor. Neden? Bir güven olanı var. İdare bize hala güvenmiyor. Özellikle KDV iadesi ve ÖTV ile ilgili olan işlemlerdeki bakın listeye tablolara. Bize yaptırmadığı, kamu devletin elemanına terk ettiği, ülkedeki olan iki işçileri geçirdiği bir dünya iş var. Enflasyon düzenlemesinde bizden neden rapor istemedi? Benim mesleğe başladığımda 1994 yılında ilk yazdığım raporlar ne taktik vergisi raporları. O kadar basit raporlar mı gibi bir sayfa. Dünyada raporlar yazdık raporlarla. Hiç gerek yok. Bir tane şöyle gelir tabusunu alıp iki satır yazdığım raporlardı. O zaman güvenen Maliye Bakanlığı enflasyon düzenlemesi gibi sofistike bir çalışmada yeni müşavirlere, Maliye Müşavirlere görev vermedi. İşte bu kadar başlıyor. Katma değer vergisi de tarafı devam ediyor. Hızlanıyorum sen başa. Şimdi buradan şeye geliyorum. Önceki yönetimdeki arkadaşlarımızın çalışmalarını, sonuçlarını da izledim. Gerçekten odamızın 26'lı geçmişine taş üstüne baş koyan herkese teşekkür etmek lazım. Teknolojik olarak ciddi bir mesafelendi. İyi şeyler hepimizin sahip çıkması lazım. Güzel şeyler yaptı arkadaşlarım. Ona bir şey yok. Şimdi şuraya geliyorum. Turma başlığına da nispi temsil ve seçim sistemi kritikte bulundu. Ben ona katılmıyorum. Açıkçası bizim bunu yeni müşavir olarak içimizde sildirmemiz lazım. Bundan sonra oda seçimlerinde tek liste olmadığı sürece sürekli koalisyonlar olacak. Konsensüs ve koalisyonla çalışmak için de sildirmemiz lazım. Eğer bunu sildiremezsek azınlıkta kalan maalesef şirketlerde olduğu gibi arkasındaki meslektaşları küsürmüş olurlar. Bu kültürü edinmemiz lazım. Arkadaşlarımız bir önceki seçimde çok büyük bir heyecanla girdiler. Aynı heyecanı ben şimdi göremiyorum maalesef. Değişim grubu diye yola çıktılar. Güzel bir kavram. Aynı zamanda çok güzel özdeşler de oldu. Aynısı işler için lafa bakılmaz. Bu sözlerle yola çıktılar. Neyi değiştirdiler diye sonuçlara bakıyorum. Yaptıkları, anlattıklarının %90 arkadaşlarımızın idare ve sosyal işler. Kim olsa onların yerine, hatta yeni müşavir olmasa bile odada bir müdür olsa profesyonel, onu da yapacakmışlar. Arkadaşlarımızın çok kıymetli mesailerini bizim mesleğimizle ilgili konulardan sarf etmesini beklerdim. O zaman değiştirdikleri neyi değiştirdiler? Bence değiştirdikleri bir şey var, aslında yalanlamamak lazım. Başkanlık olduğunu aralarında değiştirdiler. Başka bir değişiklik görmedim. Buradan şuraya geçiyorum. Seçimlerde nispi temsille beraber bir önceki seçimlerde de yaşandı. Hiç beni şahsen tasvip etmedi. Bir uygulamanın içine girdi arkadaşlarımız. Bir kere gönderilen yazılarda biz hepimiz arkadaşlar gurur duyduğumuz yerken bundan yeni bir müşavir. Hepimizin süzülerek geldiği bir yer var. Hepimiz bir yerde. Üniversiteden çıkıp gelmedi bu mesle.
Hepimizin geldiği bir meslek var, bir aileyim var. Bunu bu odanın içinde, seçimlerde dile getirmenin, yazıp çizmenin kime ne faydası var? Hatta önceki aile duyguyla bağlı olduğunuz dernekle vakıfını devreye sokmanızın ne alemi var? Buna ihtiyaç hissedenleri de devreye gelmeden teessüfler kurmak önerebiliriz. Şikayet konusu olsa ilgili yerlerin, bu dernekle vakıfların yöneticilerinin ne durumda düşündüğüne göz önüne getirebilirsiniz. Buna ihtiyaç duymasından yadırgıyorum. Öncelikle yeni bir müşavir olmaktan gururluyorum. Geçmişi bırakalım. Bugünü çok iyi anlayalım. Geleceğe okuyalım. Geleceğimizi birlikte inşa edelim. Onları konuşalım burada. Geleceğin inşası ile hiçbir şey konuşulmuyor burada. Dolayısıyla hiçbir yazı, mail, üyelerimiz, iradesine karşı yani hipotek koymuyor. Muhtemelen seçim sonucu bir kere şu beklemeyin. 5 sıfır sonuç yok. 4'e 1 de yok. 3'e 2 olacak kesin. Fakat bu 3 sizden olacak. Değişim grubundan olacak. Çağdaş grubundan olacak. Mühim olan 3'e 2 kimde olmanın önemli değil. Bir araya kardeşçe meslektaşlık duygusuyla projeleri ortaya koyup çalışmak. Bizim çok güzel projelerimiz var mesleğimizle ilgili yere geliyor. Bunları şimdi anlatmaya başlarsak 45 dakika bir saat yetmez. Ben sadece başlıklarından bahsedeceğim. Sorunlarımızın bir kere o kadar çok sorun var ki, iki tanesi çok önemli. İki tanesi. Bir tanesi iş sorunu ve ücret meselesi. Bir diğeri de mesleki sorunu. İş sorunu yani iş yaratma, pastaya yükle, mevcut olanların daha çok iş yapmasını sağlamak, gayet faal alanların da mümkünse bu faaliyetin içine girmesini sağlayacak projelerimiz var. Akla gelen, mali uçak meslektaşlarımız imza yetkisinin üstündeki bütün şirketler neden mecburi imtihan kapsamına alınması için mücadele edemiyor. Bunun teknik ve etik mücadelesini verecek bir yapı oluşturmamızın, bu bir yılda iki yıl değil, uzun vadeli bir plan çerçevesinde sonuç alınabilecek bir çalışmaları düşünüyorum. Eğer kendi haline bırakılırsa, bakın arkadan gelen bağımsız denetim zaten isteğe bağlanmak çalışmayı tamamen yürütebilir. Oysa biz bunun zorunlu olması için gayet içinde konulmalıyız. İlk çıldırda çıktığında kaldı ki zorunluydu. Sonra danışmaya karar verdi, isteğe bağlı hale geldi. Bu konularda yeterince odalar birliğinin, yani odalar birliğinin enerjiyi sarf edemediğini düşünüyorum. Bir yerde de bir ağırlık alacağını. Arkadaşlarımız maalesef bir önceki seçimde çok şey vaat ettiler. Hatta imkanlar ötesinde şeyler vaat ettiler. Fakat potansiyelin altında çalıştılar. Şimdi pek bir vaat yok. Aslında doğru bir şey yapıyorlar. Biz sizlere şunu vaat ediyoruz. Çok çalışmayın işinizi arttırmak için. Bir de mesleki sorumluluğumuzu makul düzeye getirmeniz için neler yapabiliriz? O mücadeleyi taahhüt edebiliriz, vaat edebiliriz. Sürecini sizlerle paylaşabiliriz. Yapılması gereken bu. Bizim elimizde değil çünkü ama o mücadeleye girmek lazım, o yolda girmek lazım. O yolda ilgili bir parça açıklama duyamadım. Bundan sonrası için de duyamıyoruz. Benden sonraki konuşmayı meslektaşım inşallah bu kiponun ilgili neler var aralarında anlatırlar. Bir de bizim kalite problemimiz var arkadaşlar. Kalite. Nedir kalite? Biz bilgi satıyoruz. Kendimizi çok iyi yetiştirmemiz, iyi sunmamız lazım, iyi kullanmamız lazım. İşlerin düşmesinin, bu kadar aşağı gitmesinin en başına gelen sebebi duyduğumuz gerek idareden gerekse iş halinden kalite problemi. Bu davranıştan tutun, ücret anlaşmalarından yapılan ve yazılan sizden raporlar derinden görüşlere kadar uzanıyor. Bunu bireysel olarak çözemiyoruz. Bunu oda olarak çözmemiz lazım. Bunun nasılı bizim projelerimiz arasında. Ne öneriyoruz? Bizim odamızda bir Ar-Ge merkezi gibi bir oluşturmamız lazım. Ar-Ge merkezi. Böyle bir merkezin içinde biz kalite sorunlarını, eğitim sorunlarını yoktuğunu konuşuyorum. Ciddi bir eğitim ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Bunu eğer doğru konuşursak herkes öğrenecektir. Hatta çok iyi bildiğimizi düşündüğümüz vergi mevzuatı da aynı. Önce kendimizi eğitelim. Çünkü biz bir şey demek istiyorsak kendimizi eğitmemiz lazım. Artı çalışanlarımızı eğitelim, yanında çalışan yöneticilerimizi. Bunu bireysel olarak değil, olan hareketle çözelim. Nasıl çözeriz? Bunun detaylarını izleyelim. Diğer konuda iş artırılması nasıl artacak? Bir kere zorunlu hale gelmeden tasdik mevcut çalışmanın, mevcut pastanın iş az olanların dağıtılması
refah arttırmak değildir. Refahın ortak çıkarın arttırılması, artı bir de gelirin, bu işten sağlanan gelirin hakkaniyete uygun dağılımı sağlanır. Ekrem Bey, lütfen toparlar mısın? Toparlıyorum lütfen, çok az kaldı. Üzüldüğüm bir şeyi baştan söylemeyi unuttum, onu tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz isterdik ki bir gün önce, iki gün önce arkadaşımız görüştü değişim grubunun temsilcisiyle. Divanı beraber seçelim diye. Tamam dediler, bir gün sonra hayır dediler, biz ayrı bir liste çıkaracağız. Murat Üstadımızdan çok sever bizler, birbirimizi de sever sever. İsterdik ki bunu hep beraber yapalım. Sırf bu nedenle ellerimiz tam düzülerek. İsterdik ki bu konsensüsü biz burada sağlayalım. Bir cümle söyleyerek bir filmde aklımda kalan bir sahneyi paylaşacağım. Bir dakika. Kişiler gelir geçer, kurumlar var gelir. Filmin ismini anımsamıyorum ama şöyle bir sahne. Mümbit bir orman var, sular akıyor böyle çok güzel. Herkes mutlu gözüküyor. Ne oluyorsa birden bir kıtlık oluyor. Kuraklık oluyor. Görüntü giderek bozuluyor. Bir kurt sürüsü, bir fil kıstırmış bir yere. Uzun mücadele sonunda o fili yere yiyor. Tam o fili böyle yemek üzereyken ormandan başka aç, çakallar, tilkiler, kaplama aslanlar geliyor. Leş orada kalıyor ve birbirine giriyor. Yani saatlerce süren mücadeleden sonra bir tane düşüyor ve büyük bir kısmı dönüyor. Bunları uzaklardan seyreden kartal ve çaylaklar geliyor. Hem o leşi hem de hepsini iskeletleri kalana kadar temizliyor. Hepinize saygılar sunuyorum.
Bu 3 yıllık dönemde onlarca seminer, toplantı ve sosyal etkinlik gerçekleştirdik. Ve bu sayede daha çok bir yer aldık. Başta vergi dersi başkanlıkları olmak üzere, vergi dersi kurumu başkanlıkları ve bölgedeki diğer konu kurumları gibi olan işlerimizi ve işbirliğimizi geliştirdik. Odamıza bağlı yere sık sık ziyaret ederek, yerinde meslektaşlarımızın sorunlarını dinledik ve orada çareler aramaya çalıştık. Yazılı ve görsel basın odamızın sesini daha çok duyduk. 3 yılda neler yaptığımızı uzun uzun anlatmaya gerek yok. Girişte size dağıtılan faaliyet raporlarında bunların bütün detayları var. Zaten az önce Sayın Başkan da bu faaliyetin bir özetini size anlattı. Değerli dostlarım, bu faaliyetlerden daha önemlisi, odamızda karşılıklı sevgi ve saygıyı, barışı ve huzuru egemen kıldık. Bu anlayışla hareketle odamıza hizmet etmiş büyüklerimizi, onların istifadesinden daha bilgilerinden daha çok istifade edelim diye odamıza davet ettik ve başkanlar kurulumuzu oluşturduk. Böylece geçmiş dönemlerde bizim için ağır sorumluluklar almış olan büyüklerimizi baş tacı etme ve kader kıymet bilen bir anlayışın temellerini atmış olduk. Geride kalan 3 yıl içinde her meseleyi müzakereyle ve istişareyle ele almaya özen gösterdik. Biz kimseye peki diye bakmadık. Başkaları yapmış olsa da biz kimseye ayrı yapmadık. Disiplin dosyalarını değerlendirirken kesinlikle her türlü keyfi uygulamadan uzak, tekrar söylüyorum, her türlü keyfi uygulamadan uzak, adil, tarafsız ve objektif davranmak. Disiplin uygulamalarında kasıt ve ağır kusuru esas aldık ve üyelerimizi asla yok yere mağdur etmedik. Disiplin dosyalarında ilişkin tüm detaylar yine faaliyet raporunun son sayfasında son bölümüne vardır. Odamızda kavganın değil, huzurun, çatışmanın değil, diyaloğun, kutuplaşmanın değil, istişarenin hakim olmasını sağladık. 3 yıllık faaliyet döneminde tam 443 tane yönetim kurulu kararı aldık. Ve bunların hepsini oy birliğine imzaladık. Bizimle birlikte çalışan ve bizden önce odamıza hizmet etmiş olan bütün yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyeleriyle sayın başkanlarımıza, huzurlarınıza bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Saygıdeğer üstadlarım ve çok değerli meslektaşlarım, biz 424 kişilik çok büyük bir aileyiz. 184 tane gayri faal, 240 tane faal olarak yeni mali çağrılık yapan üyemizdir. Faal üyelerimizin 2016 yılı için odamıza bildirdiği tam tasdik sözleşmesi sayısı 2478'dir. Tam tasdik, bu rakamlara lütfen bakın, tam tasdik yapan yeni mali müşavir sayısı 199. Yapmayan yeni mali müşavir sayısı, yani hem mal olduğu halde bir tane daha tam tasdik sözleşmesi yapmayan yeni mali müşavir sayısı 41. Ve yeni mali müşavir başına düşen sözleşme sayısı da sayı olarak 10.3'tür. Yani bir yeniliğe yaklaşık 10 sözleşme. Son 5 yıl tam tasdik sözleşme sayısı %17 artış, aynı %17 bir artışla 2.151'den 2.478'e yükselmiştir. En fazla sözleşme yapan ilk 10 kişi. Toplam sözleşme sayısı 5 yıl önce 436 iken bugün 586 olmuştur. Kendi içindeki artış %34, toplamdaki payı %7.5'dan %7.6'ya yükselmiştir. En fazla sözleşme yapan ilk 5 iş, toplam sözleşme sayısı 5 yıl önce 242 iken bugün bu 373 olmuştur. Kendi işteki artışı lütfen dikkat, %54, toplamdaki payı %11'den %15'e çıkmıştır. En fazla sözleşme yapan ilk 1 kişi, yani en fazla sözleşme yapan kişi.
Toplam sözleşme sayısı 53 iken 5 yıl önce bugün 100 oluşturuyoruz. Kendi içindeki artışın %88, toplamdaki payı %2.4'ten %4'e çıkmıştır. Bütün bu rakamlar bize tekerleşmenin ile arttığını göstermektedir. İşte biz bu nedenle yeni mali müşavir başına düşen tasdik sayısına sınır edilen kapasite uygulamasını, sınırlamasını destekliyoruz. Ama maalesef tüm bunlara rağmen, yani bütün hazırlıklar yapmış olmasına rağmen bu tebrik henüz yayınlanmamıştır. Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde genel maliyet bölümümüzde odamızın haksız rekabet kuruluna, etik komisyonuna üyelerimiz tarafından hiçbir müdahalet olmamıştır. Üyelerimizin uğradıkları haksızlıkları yazılı olarak şikayetle dönüştürmediklerini görüyoruz. Diğer oda üyelerinin lehine de bir rekabetsiz rekabete yol açmasın diye yazılı şikayet olmadıkça oda yönetimi olarak resmen harekete geçmediğimizin bilinmesini isteriz. Diğer taraftan 2016 yılında asgari ücret dairesi Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle KDV dahil olarak yayınlanmıştır. Yani Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verince bakanlık da mecburen bunu yayınlamıştır. Bakanlık yetkilileri kesin kesin olarak KDV'ye getirip hemen tasdik edelim ve resmi gazetede uygulayalım diyor. Ama değerli dostlarım, maalesef asgari ücret dairesiyle ilgili çok ciddi sorunlarımızın olduğu bilinen bir gerçektir. Beyanname imzalanma sınırının üzerinde olan ki bu 2016 yılı için 13.478.000'dir. Bunlar için tam tasdik yıllar önce kaldırıldığını biliyoruz. Ve bu mükellefler tamamen muhtemelmiştir. Bize göre bu kapsamdaki mükelleflerin en azından ticari kardan mali kara geçiş tablolarının bizim tarafımızdan tasdik edilmesi gerekir. Az önce konuşan arkadaşlarımız bunları hemen neden yapmadığını söylüyorlar. Eğer genel kurum yetkilerse ya biz de mali ortamına bir talimat veririz. Bunların tasdikini bundan sonra hep beraber yapmaya çalışırız. Tam tasdik zorunluluğu olmadan halde mükelleflerin isteğe bağlı yaptıkları tasdikten dolayı bize gerçekten çok ağır sorumluluklar yüklenmektedir. Kim bir şey çıkmış. Yani düşünün hem bir hizmet zorunlu değil, kamusal olarak zorunlu değil. Bunu bir mükellef bu hizmeti satın alıyor. Verdiği okuma kendine gelen kendisini hatırlamak için. Ve Maliye Bakanlığı bu sefer zorunlu olmayan bir hizmetin tam tasdik ciddi anlamda ağır sorumlulukları yüklüyor bize. Tasdikten doğan sorumluluğu bize göre sadece kasıtla, kasıt ve arzusuna dayandırılması gerekir. Alınan ücret ile yapılan tasdik arasında bir orantı ve buna göre de dünya uygulamaları uygun bir sorumluluk istiyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik konjonktür nedeniyle çok ciddi tahsilat problemlerimiz var olduğu bilinen gerçektir. Tahsil edemediğimiz sırada üstelik bir de katma değer vergisi var. Bize göre katma değer vergisi kanununda değişiklik yapılmalı. Serbest meslek erbabı için katma değer vergisi hukuk tahsilata bağlanmalı ya da oran %18 olarak uygulanan %8'e indirilmelidir. Eğer devlet, eğer beyanname, eğer fatura gibi birçok uygulama var. Bunlara eğer bilgilerini beklenmesi lazım. Yeni bir mali müşavirlerin ve benzeri sistemlerden yararlanması lazım. Tüm bunlardan faydalanmadığımız için elimiz kolumuz bağlıdır. Eşliyse sözleşme yaptığımız mükelleflerden, mükellefler bilgilerine ulaşabilmemiz lazım. Artan oranlı olarak uygulandığı sürenin bir şehir vergisi tarifesi var. Tarifeye baktığınız zaman hemen koşarak 135'e ulaşıyor. Yani aslında artan oranlı bir tek oran 135'lik tarife neredeyse. Dolayısıyla gelirlerimizin üçte biri vergiye gidiyor. Bu dilimlerin arasında bu sene çekilmesi lazım. Mesleğimizi icra ederken yaptığımız giderlerin bir çoğunu giderleştiremiyoruz. Kendimizi korumak için yaptığımız mesleki sorumluluk sigortasını bile gider olarak kabul edilmek istemiyorum. Bundan da uzaklaşmamız gerekir. Eğer bu konusundaki çalışmaların hızlanması lazım. Aslında belki ailemde çektiğimiz sıkıntıların önemli bir ölçüde
bu yolda kalkacağını düşünüyoruz. Her rapor konusunda olarak bize katkı koymak için komisyon oluşturduk. Her rapor konusunun kısa zamanda çözülmesini arzu ediyoruz. Çünkü daha ilerisindeki kavgaların böylelikle sıkıntılar azalacağını düşünüyoruz. Vergi dairelerine raporların alınması, işlerin kurulması, sonuçlandırılması aşamalarında çok ciddi sıkıntılarımız var. Evet, doğrudur. Bu sıkıntıların çözülebilmesi için başta vergi başkanlıkları olmak üzere yetkililerle periyodik toplantılar yapıyoruz. Bunu biliyorsunuz, geçmişte toplantılar çok belli ama vergilerle ilişkiler olarak mesafe alınamamış. Bunları biz bu 3 yılda gerçekten iyi bir şekilde ortaya koyabildik. Bizler için yeni bir iş modu olarak lanse edilen bağımsız devletin konusu ilk hareket noktasından epeyce uzaklaştı. Bir koyundan iki post çıkmaz gerçekten hareketler bırakın yeni bir iş modu olmayı adeta çözümümüzden beklenen bir angaryaya dönüşmekte. Yani kısacası bağımsız devletin konusunda daha faydalı olduğunu diyebiliriz. Bağımsız devletin kapsamı dışında kalan ve sayıları 100 bin civarında olduğu tahmin edilen normal şirketler için bunların devletlere ilişkin belirtmek 3 yıllık hala yayınlanmadı. Tam tasdik yaptıran kendilerin bağımsız devletin kapsamından bana göre çıkarılması gerekir. Tam tasdik raporların ekine UFRS'e dönüşüm kablosu benzeri çalışma yaparak bunların bağımsız devletin şartının sağlığını koruyabilir. Sağlıklayabilirsek eğer yeni iş imkanlarının açılabileceğini düşünüyorum. Değerli dostlarım, 27 yıldır birikmiş sorunlarımızın bir anda çözülmesi tabii ki mümkün değildir. Fakat taşı denen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğiyle misali, fırsat bulduğumuz her zaman nezdinde bize yakışan bir uslupla sürekli olarak aynı konulara bulgu yaparak sorunlarımızın üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Kolay değil. Bir yeni mali inşaatı 40 yılda yetişiyor. Mesleğimizin irtifa kaybedendiği yükselen bir değer olması için mücadele ediyoruz. İnanıyorum ki çabamız asla sonsuz olmayacak. Çünkü 27 yıllık geçmişimiz ve yaptıklarımızla bu meslek düşünüyorum ıslatmamıştır. Değerli arkadaşlarım, yeni mali inşaat mesleği güven meselesidir ve tam güvence hizmetler verilir. Bu nedenle yeni mali inşaatlar bugün Maliye Bakanlığı'nın ısrar pek çok bakanlığının ve konu kurumunun denetimle tasdiklerinde yapmaktadırlar. Yeni mali inşaatlarda hem yeni mali inşaatlar hem kurumlara hem de mükellefler önemli bir ısrar sunmaktadır. Bir Türk otomotörü olan yeni mali inşaatlar artık dünyadaki kullanımları da yerel çoğalmaktadır ve dolayısıyla bir dünya mesleği haline gelmektedir. Değerli meslektaşlarım, vergilendirme kurulu Türkiye'deki inceleme oranını %2 olarak açıklamıştır. Büyük mükellefler için bu oran %12 olarak açıklamıştır. Bu %12'lik dilimin içerisinde maalesef büyük ölçüde tam tasdik yaptıran mükellefler bulunmaktadır. Vergi incelemesi karşısında karşılaştığımız ve çözüm bekleyen çok önemli sorunlar vardır. Bildiğiniz üzere vergi incelemesinin temel hedefi ödenecek verginin doğruluğunu araştırmak ve sağlamaktır. Vergi incelemesinin amacı asla vergi gelirlerini artırmak değildir. Bu nedenle her incelemede mutlaka matrak farkı olması da şart değildir. İncelemelerde her matrak farkı eşittir. Sorumluluk anlayışını asla kabul etmiyoruz. Bu nedenle her sorumluluk raporunu biz de listinde satın alıyoruz. Değerli dostlarım, 6.9 sayılı kanun devrim niteliğinde bir düzenleme olmasına rağmen bugün hala incelemeler telefonla başladı. Biz de her işimizi bırakıp bu plansız gelişme karşısında kendilerine zaman vermek zorunda kalıyoruz. Bildiğiniz üzere incelemeye başlama tarih sona kadardır. İncelemeye başlama tutanlar düzenlenmeden kere her zaman pişmanlık hükümlerine yararlanabilir. Fakat bunu zaman zaman
Tam incelemelerin en fazla 1 yıl. Sınırlı incelemelerin en fazla 6 ay içerisinde bitirilmesi kanunun tahmin hükmünün olmasına rağmen kuralı sıklıkla belirleyemiyoruz. Vergi incelemeler tutanaklarına itirazların yazılması son derece önemlidir. Çünkü idare hukuku evrak üzerinden görülür ve yargı aşamasında tutanaklar hayati önem arz eder. Tutanak taslağının bir örneğin imzadan önce mutlaka bize verilmesi gerekir. Burada yapmış olduğumuz bir panelde vergileri kurulu başkanının bize verilmesi sunulmaktır. Rapor ve yargılama komisyonları devlet niteliğinde düzenlenme olmasına rağmen maalesef ünlü durmuştur. RDK'ya girerken bir rapor taslağı ile verilmemektedir. Dolayısıyla içeride kim neye suçlanıyor belli değildir. Yeni Mali Uçak'ın sorumluluk raporlarını değerlendirmek için rapor değerlendirme komisyonları kurulmuştu özel. Bunlar aynen kaldırılmıştır. Bize göre bunlar acele almış bir karardır. Bu komisyonlar bizim odalarımızdan böyle temsil atılım almak maliyetiyle sadece Ankara merkezi olarak yeniden kurulmalıdır. Vergi tekniği raporları apayrı bir sıkıntıdır. Bunlara ayrı rapor düzenlemediğinden vergilerde adı geçen herkes sahte vergi kullanıyor diye rapor vergisi reddedilmektedir. Bu da adım kullanmayı yedirmeye çağırmaktadır. Uzlaşmalarda kısmi uzlaşmanın kendi hakkı olduğu halde, yasal hakkı olduğu halde bu hakkının zaman zaman kullandırılmadığını görüyoruz. Uzlaşmalarda sabit bir indirim uygulaması uzlaşmanın özüne, sistemine aykırıdır. Rapora göre inceleme uzlaşma yapılması lazım ve zayıf raporların yargıya taşınmaması gerekir. Uzlaşma sağlanmazsa idare nihayet etkili tutana ayrılması gerekir. Fakat sanki hiç indirim önerilmemiş gibi ilk rakamları yazıları görüyoruz. Bunların da mutlaka düzeltilmesi lazım. Çünkü mükellefe önerilen bu rakam daha başka süresi içinde dilekçe etkilerini edilme imkanı vardır ortadan kaldırılmaktadır. Çok karışık olan ve sık değişen mevzuat adeta yamalı boşluğa dönüştür. Bu gri alanların çokluğu bizim meslektaşlarımızla genel alanlarını sürekli olarak karşı karşıya getirmektedir. Müfem konularda yeterince açık güzelliğe verilmiyor. Aynı şekilde muhtaç duygular konularda da sirkler yayınlanmıyor. Bunun nereye örneği indirim kurumlar vergisi sirkleridir. Asla kalbinde de hala yayınlanmamıştır. Gelir vergisi eksikleri bilenlere vermelidir. Verdiği özelliklerin tamamını, birkaçını değil tamamını mutlaka alet vergiler halinde yayınlanmamıştır. Değerli dostlarım, 2014 yılında vergi denetim kurulu 9.212 müfettiş ile 55.284 mükellef getirmiştir. 55.284. Aynı yıl 2.226 yeni mali müşavir tarafından 29.521 mükellef ve tam tasdik sözleşmesi yapılmıştır. Bransa olarak daha iyi noktada olduğunu söylenebilir. Ve bu iki grubun toplamı ile yaklaşık 85 bin mükellefe ulaşılmıştır. Bizim yazılık yaptığımız tasdik tutan tasdik hizmetidir. Tasdik hizmetidir ve kamu hizmetidir. Ve yeni mali müşavirlerden kamu görevlisi olarak sayılmaktadır. Ülkemizin denetim potansiyeli iyi değerlendirilmeli ve yeni mali müşavirlerden daha çok istifade edilmelidir. 40 kaynaklar ortamı kullanmak için. Vergi incelemelerinde yeni mali müşavirlerden daha fazla yararlanılması, yararlanılması gerekir. Çok basit karşılık incelemeler için mükellefler incelemeye çalışır. Halbuki tam tasdik olan mükellefelerin yeni mali müşavirlerine yazı yazılarak, bilgi verme yazıları ya da karşılık incelemeler yapılabilir. Bu ve benzeri işbirliğini artırabilmek için tam tasdik düzenlenmeli ve tam tasdik yaptıran mükellefler zorunlu olmadıkça yeniden incelenmelidir. Tam tasdik yaptıran mükellefler daha çok incelendikçe her mükellef potansiyel bir vergi kaçakçısı gibi algılanır. Bu nedenle neredeyse kişi buna sahip olur. Bazı denetim elemanları biz raporumuzu yazalım da siz bilin yargıda sözlü şeklinde ki yaklaşanları, meslektaşlarımız bu nedenle uzun yıllar mahkeme kapılarında ulaşmak zorunda kalıyor. Geçen hafta Yargıtay Başkanı ülkemizde yargıya güvenin %30 olduğunu söylemiştir. Bu toplumun %70'i yargıya güvenmiyor. Bu şartlar altında mükellefe ya da benim meslektaşıma git derdini mahkemede anlat demek
hesapla bağdaşmaz. Evet. 12 kişiye karşı konuşuyor. Buraların en az 4'te 3'ü yani mahkemelerden geri dönüyor olabilir ama kaybedenler ikna geri gelmiyor. Elbette biz denetime karşı değiliz. Karşı olduğumuz şey faksifanlarla damgalanmaktır. Benim ecdadım bütün dünyaya adaletiyle nam salmıştır. Adaletinden emin olur diye yargı istemek benim en doğal hakkımdır. Değerli meslektaşlarım, birkaç ayda devam eden seçim atmosferinin sizlere epeyce de şükrettiğini farkındayız. Unutmayalım ki bu seçimler sadece yolda seçilmiş. Yeşil grup olarak her zaman usule ve üsluba çok dikkat edilmiş. Kimseyi kırmadan, karalamadan, geçmişte yaptıklarımızı ve geleceğe dair projelerimizi anlatmaya çalıştık. Her eleştiriyi suçlama olarak algılamadık. Fakat bazı eleştirilerin neredeyse suçlama boyutuna vardığını üzülerek gördük ve gözlemledik. Bunca yapılan iyi ve güzel şeyler karşısında hiç değilse bunu bir teşekkür hak etmedi. Adeta hırsla öfke kütlene dönmüş bildirgeler bekliyor. Bu dil ve söylem maalesef cevabımızda hiç çalışmadı. Bildirgelerdeki ağır tahrik beklamlar karşısındaki her defa verecek bir cevabımız var fakat susuyorsak hasartımızdadır. Bunca yapılan iyi ve güzel şeyleri görmek istemeyenleri biraz vicdana davet ediyoruz. Zaman, mekan ve konu sınırı olmaksızın vicdan bizim temel harcımız olmalı. Vicdanımız bizi ikram etmezse başkalarının ikramının hiçbir değeri yoktur. Aksi takdirde irademize hakim olduğu zaman vicdanımızın eseri olur. Değerli dostlarım, seçim alternatifler arasından birini seçmek gerektir. Herkesin seçme ve seçilme hakkına saygımız. Seçime giren listelerin seçilme şansı olan sıralarında keşke daha fazla yeni yüzler olabilseydi. Mevzuatımıza göre odamızı yönetiyor ve odayı başkan temsil ediyor. Listeleri karşılaştırırken şöyle yönetim kurullarına bir bakalım. Diğer listelerin birinci sırasındaki kişi tam 16 yıllık odada görev yapmasa rağmen bir kurulların ayrılmadı. İkinci sıraya baktığımızda neredeyse oda kurulduğundan beri odanın içinde olan malum bir şirketin bir ortağı bu defa bir başka ortağı. Değerli dostlar, kimse vazgeçilmez değildir. Her şeye rağmen ısrarla odada kalma gayretini anlayamıyoruz. Ben orada huzurunuza söylüyorum. Eğer önümüzdeki 3 yıl boyunca bu odanın büyük canlı başkanlığını yaparsa eğer, gelecek seçimlerde odamızın hiçbir kurulunda tekrar aday olmayacağım. Kendinize ve güçlü bir gelecek arıyorsa eğer, yarın yöneticilerin günah işlemek zorundayız. Bizler görevimizi yaptıktan sonra yerimizi genç ve yetenekli arkadaşlarımıza vermek zorundayız. Odamızın yönetim kadrolarını değişimi ve dönüşümü devam ettirmek zorundayız. Kırk kırk hayat gibi arkadan gelen gençler ve fazileri işlemek zorundayız. Oda yönetimine talip olanlarda şu üç önemli kriteri alayalım. Bir, odayı mersi kabiliyeti. İki, bu iş için zaman ayırabilmesi. Üç, bu işi çok severek yapması. Çünkü aşk olmadan meşgul oluyor. Diğer taraftan meslek siyaseti dışında odamıza asla siyaseti sokmayalım. Aksi takdirde kaybeden bir biz oluruz. Siyaset ve meslek mücadelesi maalesef birlikte yapılamıyor. Evet, tekrar söylüyorum. İki kalbimiz bir noktada sığınır. Saygıdeğer üstadlarım ve değerli meslektaşlarım, geride kalan 3 yıl içinde hiçbir yerimize ilave bir kuruş getirmeden adeta bir yönetim mucizesi gerçekleştirdik. Sadece 3 yılda devasa işlere adım atmış, uzatmış olsak da projelerimiz henüz gitmedi. Yeni konferans salonumuzda artık eğitim çalışmalarına başlayabilecek duruma geldik. Seminer ve meslek bilgilendirme toplantılarını yine aynı salonda artırarak devam ettireceğiz. Serbest kursu toplantıları bundan böyle kendi konferans salonumuzda ve daha sık yapabileceğiz. Daha önce odamızda yönetim, disiplin ve denetleme kurulunda görev almış olan tüm üyelerimizi toplayıp bir onur kurulunu hayata geçireceğiz. Bize bu bir önceki seçim bildirgemizde de vardı. Sizin odamızın eski mekanları yeni tamamlamak için bunu bu dönemde yapabileceğiz. Üyelerimiz için muhtemelen bu yakınlarında 4 mevsim tutabilecek bir yapı kongresi kurmayı düşünüyoruz. Bu kapsamdaki çalışmaların siz değerli üyelerimizin bir ihtiyaçlar oluşturduğunda geçirebileceğini de söylemek isterim. Tüm üyelerimizi eşit olarak tanıtan bir devamını çıkaracağız. Üyelerimize indirim sağlayan anlaşmalı şirketleri konuların sayısını arttıracağız. İçinde yaşadığımız toplum sorunlarını duyarsız kalmayacağız. Sosyal sorumluluk projelerini çoğaltacağız.
vergi dairesi başkanlıkları ve BDK ile periyodik koordinasyon toplantılarını yine devam ettirerek meslektaşlarımızın sorunları çözmeye çalışacağız. Mesleki sorumlu sigortası ve özel sağlık sigortası için toplu indirim sağlayacak grup sigortalarını oluşturacağız. Aidatlarla hem bir artış düşünmüyoruz. Fakat gayri faalilerimizin aidat taraflarının faal üyeliğe geçişinde toplulmasının, bu taraflarımızın onaylanmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye, az önce Ankara Başkanımız da söyledi, Türkiye 4. Yeni Mali İnşaatı İslam Kurumu'nu İzmir Yeni Kurumu olarak göstereceğiz. İzmir'in eşiği büyük sivil toplum örgütü olacağız. Ege bölgesinde dergi ve belirleyecek bir farklı olarak burası da göreceğiz. Kütüphanenize, üyelerimize özel bilgisayar ve iletişim donanımıyla uygun bir çalışma ortamını oluşturacağız. Elektronik uygulamaları artıracağız. Sözleşme ve faaliyet programı gibi belgelerin internet üzerinden alınmasını sağlayacağız. Değerli meslektaşlarım, biz değişik grubu olarak sadece şikayet eden değil, sorun teşhis eden ve siyasi falan çözüm veren aktif, yapıcı ve herkesi kucaklayan bir kadro kurduk ve sizlerin takdirine sunduk. Odamızdaki değişik rüzgarların hız kesmeden devam edilmesi için biz bir şerefli bir araya yeniden bağlıyız. Eğer sizlerin oy ve desteğiyle yeniden iş başına gelirsek, odamızın kurumsallaşmasını her yönüyle eksiksiz olarak tamamlayacağız. Mevlana'nın dediği gibi, tevazuda toprak gibi olmak ve insana hizmet en güzel değer bir anlayışıyla çok çalışacak ve çok üreteceğiz. Ziya Paşa ne demiş? Tekrar söylüyorum arkadaşlarımızın sonuçlarına geçerlerle, ailesi, işte kişinin lafa bakılmaz. Değerli dostlarım, içiniz rahat olsun. Yaptıklarımız, seçeneklerimizin terminatıdır. Yarın bir yapılacak olan seçimler ülkemize, milletimize, mesleğimize ve herkese hayırlı ve uygun olmasını diliyorum. Terörden uzak, barış ve huzur içinde bayrağı bir Türkiye umudunda hepimize değişim yollarına yeni saygılar sunuyorum. Bitti. Hasan Zekir Sudan. Mustafa Bey. Benim de yeni bir çok bir şey ortağım. Ekrem Köy'de de ortağımdır. Değerli arkadaşlar, doğrudur ben 18 yıldır bu çalışmanın içindeyim. Şadi Bey'le beraber de 6 yıl beraber çalışıyoruz. Peki Şadi Bey, 6 yıldır ne yapacağız beraber yapmadık mı? 5. katı ya da bahsettiğiniz inşaatı beraber yapmadık mı? 400 kusur gerekli doğru kararlar hangisinin altında bir muhalefetim var? Peki, benim dengenin ortağım neyse, ortağın özgür iradesiyle seçime gelmesiyle benim bir imanım. O bakımdan, bundan dolayı sürümüzü beraber çalıştık. Beraber çalıştık, beraber yaptık. Hepsine teşekkür ederim. Ve sizin çalışmalarından özel öğretmen çalıştık. Ama